Hocam merhaba. Merhabalar Murat. Nasılsınız hocam? Teşekkürler sen nasılsın? Hocam çok teşekkür ederim ben de iyiyim. Biz hocam konu konu sorulara devam ediyoruz. Aynen. İkinci ünitemize yavaş yavaş devam ediyoruz. Geçen sefer ne yapmıştık? DNA'mızın özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi de birazcık daha detaylandıracağız ve kalıtım kavramından söz edeceğiz. O zaman başlayalım. Hadi bakalım şöyle kalıtıma bir dönüyorum. Hemen diyorum ki ta da Mendel amcayı unutmayalım. Bezelyeleri kullandı, çaprazladı. Kalıtım kavramından bahsettiğimizde Mendel'in çaprazlamaları bir numaralı konu başlığımızdı. Neden bezelye seçmişti diye düşünürsek işte daha çok sayıda ürün görüyorduk. Daha net özelliklerini fark ediyorduk. Çaprazlamalarda baskın ve çekinik karakterleri çok iyi gözlemleyebiliyorduk. Ondan sonra da diyorduk ki kendi özelliklerimize ya da bir bezelyeninkine baksak ya da bir patatesten söz etsek de fark etmez. Ne yapıyorduk? Ebeveynlerimizden gelen alel çiftleri vardı. Yani bir annemden bir de babamdan özellik alıyordum ve genotipimi, gen yapımı oluşturuyordum. Bunun sonucunda da baskın ve çekinik yani dominant ve resesif özellikler yan yana geldiğinde eşleşmeleri sonucunda benim fenotipim yani fiziksel özelliklerim, dış görünüşüm ortaya çıkıyordu. Uzun boylu olmam, göz rengim, cinsiyetim Burnumu, şekli, ten rengim falan gibi bir sürü özelliğim ne yapıyordu? Genetik yapımı oluşturuyordu. Sonrasında çaprazlamalarda temel kavramlarımız vardı. Baskın özelliği büyük harfle, çekinik özelliği küçük harfle gösteriyorduk. Ve baskın özellikle çekinik özellik yan yana geldiğinde büyük harf ne diyordu? Çocuğum sen bir dur, benim dediğim olur. Yani ben gen yapımda genetik özellik olarak çekinik karakter taşıyor olabilirdim. Ama dış görünüşümde, fenotipimde bazen bunlar gözükmüyordu. Bir sonraki nesilde ortaya çıkma olasılığı oluyordu. Yine çaprazlamalarda da böyle uzun uzun anlatılan bilgilerimiz var ama en güzeli neydi gençler? Bol soru çözmek, pratik yapmaktı. Soru üzerinde bu kavramları görmek, uygulamak daha kolaydı. O yüzden ne yapıyoruz? Hadi gelin örnek yapalım diyoruz ve örnekler üzerinde çok daha kolay olduğunu fark ediyoruz. Hadi buyurun. Ne oldu? Korkunç kocaman bir soruyla karşılaşmaya başladık. Eyvah eyvah hocam. Eyvah. Şimdi böyle sorular göz korkutur. Ama diyoruz ki temel birkaç bilgiyi biliyorsak emin olun zaten cevap çok kolay bir şekilde karşımıza çıkacaktır. Ben size güveniyorum gençler. Bana demiş ki bezelyelerde tohum renginin kalıtımıyla ilgili iki çaprazlama yaptık ve fenotip olasılıklarını bulduk. Sarı veya yeşil olma şansı var. Grafikte gördük. İlk çaprazlamada bir sarı tohumla bir yeşil tohum çaprazlandı ve fenotip olasılığımız ne yaptı? %50 %50 çıktı. İkinci çaprazlamayı yaptığımızda sarı tohumla yeşil tohum çaprazlandı ve %100 yani tamamı sarı tohum olacak şekilde olasılığı elde ettik. Dikkat edin. Bezalyelerin yarısı yeşil yarısı sarı oldu demiyoruz gençler. Burada olasılıktan bahsediyoruz. Yani ortaya çıkacak olasılıkların hepsi sarıdır diyoruz. O zaman şuna bakıyorum. İkinci grafikten yola çıkmak istiyorum. Çünkü burada ellilikte hangisi baskın tam anlayamayabilirim. Ama burada diyorum ki sarı ve yeşil çaprazlandığında kesinlikle sarı gördüysem o zaman sarı yeşile baskındır diyorum. Şunu da yapabilirim. Sarı yeşilden daha baskın özelliktir diyebilirim ya da sarı için mutlaka içinde bir büyük harf barındırır. Yeşil tohumda çekinik özelliktir. O zaman çekinik için iki tane küçük harfi kullanabilirim diyorum. Şimdi buradaki büyük harfim var. Yanına bir küçük harf mı gelmeli yoksa bir büyük harf daha mı gelmeli diye düşünüyorum ve diyorum ki eğer burada bir küçük harfim olsaydı iki küçük harf yan yana gelirdi. Yani elimde şu olurdu. Şu çaprazlamada İki tane küçük harf yan yana geldiğinde olasılıklarımda yeşil görürdüm. O yüzden bunu görmeyeceğim. Benim ilk çaprazlamam ne olacak? Şu olacak gençler. O zaman ne yaptım? Buradaki sarı tohumun iki tane büyük harf olduğunu fark ettim. Cepte bir. Sonra geldim sarı ve yeşili çaprazlıyorum. Şimdi yeşilin zaten çekinik özellik yani iki tane küçük harf olması gerektiğini biliyorum. Geldim sarı tohumla ilgili. Bakayım iki büyük harf yani baskın karakter homozigot olsaydı, saf döl olsaydı yeşil olasılığını görmeyecektim. Demek ki benim burada kullandığım heterozigot yani melez döl yani bir büyük bir küçük harf. Burada da çaprazlama yaptığımda fark ederseniz elimdeki iki olasılık ya bu olacak. Ya da bu olacak. Yani %50, %50 sonuç çıkacak. O zaman ne yaptım? İkinci, daha doğrusu birinci sarı tohumunda ne olduğunu gördüm? Heterozigot olduğunu gördüm. Şimdi ilk çaprazlamada kullanılan sarı tohumlu bezelyeli, ikinci de kullanılan sarı tohumlu bezelye. Ne oldu? Şey gibi böyle. Bıdırıp bıdırıp bıdırıp. İkinci tohumunu birinci tohumunu falan tekerleme gibi yaptık. Ama diyor ki şunu al şunu al tekrar çaprazla ve hangi grafiği çizebilirsin gör. O zaman diyorum ki tabii ki çok rahat hallederiz gençler. O zaman ne yaptım? Hemen dedim ki al ikisini çaprazla. Bakayım şimdi birinci sarı tohumum ne var elimde? Bir büyük bir küçük harf var. Hemen çarpıyı attım. İki tane de büyük harfim var. Birinci ile birinci. Büyük A büyük A. Birinci ile ikinci. Büyük A büyük A. Birinci ile ikinci. Büyük harf başa gelir de unutmuyordum. İkinci ile birinci. Büyük A küçük A. Yani elimde ne var? İki tane baskın özellikle homozigot var. İki tane de yine baskın özellik fenotipte ortaya çıkacak ama bu sefer heterozigot var. Yani sonuç olarak ne gördüm? Büyük harf, büyük harf, büyük harf, büyük harf. Yani fenotipte yüzde yüz olasılıkla sarı olması gerektiğini gördüm. Seçeneğim D'dir dedim ve mutlu mutlu bu kadar kolaymış bu soru deyip gözümü korkutmadım deyip kendimle gurur duyup sonraki soruya geçtim. Evet ne yaptık? Bir aileye baktık. Dedik ki sevgili ailemizin çocukları ile ilgili yorum yapacakmışız ama giriş bilgisini okumayı unutmayın lütfen. Canlıların sahip oldukları anne babalarından aktarılan özellikler kalıtsal özelliklerdir. İnsanlara ait kalıtsal özelliklerden bazıları da saç rengi, saç şekli, göz rengi ve cinsiyettir. Sarı saç renk olan anne genotipi iki tane küçük aymış ve kahverengi saç rengi olan baba. Bakınız büyük A küçük A yani heterozigot yani melezgenden bahsediyoruz. Dört tane çocukları varmış bu anne ile babanın çocuklarının fenotipleri de hangisi gibi olabilir diye sormuş. O zaman diyorum ki anne için ne yaptım? İki tane küçük A'yı aldım. Hemen çaprazlayacağım. Baba için de bir büyük bir küçük A'yı aldım. Birinci ile birinciyi aldım. Büyük harfe öncelik verdim unutmuyorum. Sonra birinci ile ikinciyi aldım. Dedim ki iki tane küçük A olabilir. Sonra ikinci ile birinciyi aldım gençler. Yine büyük harf öne gelecek unutmadım. Sonra yine iki tane küçük harfimin yan yana gelmesi gerektiğini gördüm. Elimde ne var? İki tane kahverengi saçlı. İki tane de dikkat edin çocuk sayısından bahsetmiyoruz olasılıktan bahsediyoruz. Çekinik yani sarı saç olasılığı gördüm. Şimdi dikkat edelim sarı saç olasılığımız var ve kahverengi saç olasılığımız var. Olasılığımız var ve dört çocuğun ikisi sarı saçlı, ikisi kahverengi saçlıdır mı demeliyim? Yoksa her çocuk için Yeni genetik bilgiler gerekiyor. Yani her çocuğu oluşturan sperm ve yumurta farklı olduğuna göre çaprazlamayı da yeniden yapmamız gerekiyor diye mi düşünüyoruz? Tabii ki çaprazlamayı yeniden yapmalıyız gençler. O yüzden şu işlem her seferinde tekrarlanır ve kahverengi ya da sarı saçlı olma olasılığı belirlenir çocukların. Şu çaprazlamalar her çocuk için ayrı ayrı yapıldığında biz de diyoruz ki birinci seçenekteki Birinci çocuk sarışın, ikinci kahverengi, üçüncü kahverengi, dördüncü sarışın olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? İkinci duruma baktığımızda hepsi sarışın. Tesadüfen hepsi sarı olabilir neden olmasın. Üçüncüye baktığımızda hepsi kahverengi saçlı olabilir neden olmasın. Bu durumda seçeneğimiz ne oldu aman yalnız bir demiyoruz yani dörtte iki kesindir diyemiyoruz. Olasılık olarak baktığımız için 1, 2 ve 3 hepsi olabilir diyoruz. Ne kadar da kolay bir konuymuş deyip sonraki soruya geçiyoruz. Evet yine destansı uzunlukta bir sorumuz var. Bu da demektir ki bu soru çok zor, çok uzun. Biz bununla zaman kaybetmeyelim, geçelim. Tam tersi temel bilgileri biliyorsak uzun sorular bizim için daha kolay olabilir. Sadece en temel bilgilerimizi hatırlayarak bunları çözebiliriz. Unutmuyoruz, gözümüzü korkutmuyoruz, yemezler diyoruz ve soruya bodoslama dalıyoruz. Fen öğretmenimiz bezelyelerde bazı karakterlerin baskın ve çekinik olma durumunu tahtada göstermiş ve öğrencilerine bazı sorular sormuş. Öncelikle şuna bakıyorum gençler. Baskın özellik olarak meyve renginde yeşil varken çekinik özellik olarak sarı var. Çiçek renginde baskın özellik morken çekinik özellik beyaz. Şimdi öğretmenimiz demiş ki çiçek rengi karakteri olarak yani mor ve beyazdan bahsediyorum. Genotipi yani gen yapısı heterozigot yani bir büyük bir küçük harf olan bir bezelyenin çiçekleri hangi renkte olmalıdır? Hemen dedim ki genotipinden gen yapısından bahsediyorum ve heterozigottan bahsettiysem bir büyük bir küçük harfi yakaladım. Püf noktam neydi? Eğer elimde bir büyük harf varsa, baskın özellik varsa ne göreceğim gençler? Ben baskın özelliği yani moru göreceğim. O zaman Dor'un cümlesine bakalım. Heterozigot bireylerde bir karakter bakımından iki çeşit allel bulunur. Evet. Bu allellerden biri baskın, diğeri çekinik olur. Evet. Bir karaktere ait iki çeşit allel bulunduğu durumda baskın allel fenotipte etkisini gösterir. Çiçek rengi mor olur. Aynen anlattığımız gibi o zaman... Doğru cümlesi doğrudur, doğrudur dedik ve arkadaşımızı tebrik ettik. Sonra öğretmenimiz demiş ki meyve rengi sarı olan yani çekinik özellikte olan bir bitkiden bahsediyorsak genotipi ne olmalıdır? Hmm. O zaman diyorum ki şimdi meyve rengi sarı yani meyvede çekinik özellik gördüysek ne olmalı gençler çekinik özellik için? Küçük harfim olmalı. Yanına büyük harf gelseydi çekinik özelliği göremezdim. O yüzden ne olmalı? Mutlaka ikinci harfimde yine küçük harf olmalı. Yani genotip yapısı olarak iki tane çekinik özellik yan yana gelmeli. Bakalım Gökçe bunu söyleyebilmiş mi bize? Bezelyelerde sarı renk meyve geni çekinik özellikle olduğundan buraya kadar tamam. Fenotipi sarı renkli bezelyenin atalarından bu karakter bakımından farklı ya da aynı allelleri aldığını söyleyebiliriz. Farklı aldı dedi ama biz aynı olduğunu gördük bir bakalım. Bu durumda genotipi ya saf çekinik küçük a küçük a söylediğimiz gibi ya da melez çekinik büyük a küçük a olmalıdır. Şuraya kadar ne güzel geliyorduk ama melez çekinik diye bir şey var mı? Yok. Melez olduğunda çekinik değil baskın özellik görülüyor. O yüzden Gökçe üzgünüm. Sen burada birazcık dikkatsizlik yapmışsın diyorum. Hangi cümlemiz doğrudur dediğimizde de gidiyorum. Sadece Doruk haklıdır diyorum ve cümleyi işaretleyip ne kadar da kolaymış. Sadece dikkat lazımmış diyorum ve bitiriyorum. Hocam çok güzel. Geçmiş olsun. Hocam arkadaşlarımız videomuzu beğendiyse beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.